Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e cihada gidiyordu. Giderken Medine'de nöbetçi bırakmıştı. Bu nöbetçilerden biri de Salebe. Salebe henüz 20'sinde Medine'de nöbetçi. Gece yarısı Medine sokaklarında nöbet tutarken bir kadın mecburen evinden çıkıyor. Salebe kadını görüyor ve kadına yaklaşıp şöyle diyor. Ey kadın, gözlerin beni yakıyor. Kadın, ey Salebe, ateş daha yakıcıdır. Salebe, ey kadın, senin yüzün ne kadar güzel. Kadın Salebe'ye dönüp, ama Salebe yakında toprak olacak. Salebe dayanamıyor ve elini kadının omzuna dokunduruyor. Ve ey kadın, seni seviyorum diyor. Kadın Salebe'ye kafasını şiddetle çeviriyor. Ey Salebe, Allah Resulü Medine'ye döndüğü zaman ona ne yüzle bakacaksın? Salebe kendine geliyor ve hatasını anlıyor. Kadın onu hatırlatmıştı. Ne yapıyorsun Salebe? Bizi korumakla ilgili görevlendirildin. Allah Resulü döndüğünde ona ne cevap vereceksin? Salebe oradan kaçmaya başladı. Salebe kaçtı ve bir kenara çekildi. Ben Medine nöbetçisiydim. Ne yaptım diyordu. Allah Resulü geldiğinde ne cevap vereceğim diye düşünmeye başladı. Salebe bin kere bin pişman. Günler günleri kovaladı ve sonra Allah Resulü ve askerleri Medine'ye tekrar teşrif ettiler. Salebe bin kere bin pişman ağlayıp yola çıktı. Ellerini ve kollarını devesinin Kusva önünde açıp, ''Ya Resulallah, ben bittim, ben helak oldum, ben helak oldum.'' diye bağırıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ''Ya Salebe, ne oldu sana, neden böyle konuşuyorsun?'' dedi. Salebe, Peygamber Efendimiz'e yaptıklarını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları işitince, ''Defol.'' dedi. ''Gözlerim görmesin seni.'' Salebe kovulmuştu. Salebe Medine'den kaçtı. Medine'nin dışına, kayalıklara, tepelere koştu. Salebe bin kere bin pişman kayalıklarda bağırmaya başladı. ''Ya Erhamer Rahimin ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim.'' Öylesine haykırıyordu. Ta Medine'den insanlar duyuyordu bağırmasını. Aradan bir hafta geçiyor, Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e geliyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ''Allah senden soruyor, kulları yaratan sen misin yoksa Allah mı?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Elbette kulları yaratan Allah'tır.'' diyor. Cebrail devam ediyor. ''Allah senden soruyor, kullara rızkı veren sen misin yoksa Allah mı?'' Allah Resulü ''Elbette rızık verici olan Allah'tır.'' diyor. Sonra bütün ümmete şifa olan ayetleri okuyor. ''Kim ki ne kadar günah işlemiş olursa olsun, layıkı veciyle Allah'tan af dilerse ve tövbe ederse, Allah elbette tevbeleri kabul edendir. Kimse Allah'tan ümidini kesmesin.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti işitince hemen sahabelere sesleniyor. Salebe'yi çağırıyor. Bütün ashab tepelere koştular. Salebe'yi aradılar fakat bulamadılar. Bir haftadır dağlarda ve tepelerde ''Ya Erhamer Rahimin ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim'' diye tevbe eden Salebe'yi arıyorlardı. Ve bir kenarda Salebe'yi buldular. Nasıldı biliyor musunuz? Salebe yüzünü toprağa gömmüş, sadece hıçkırıkları ve nefes alıp verişi duyuluyordu. Salebe bitmişti artık. Salebe'ye seslendiler. Ya Salebe, ya Salebe. Fakat Salebe duymuyordu. Salebe bir müddet sonra başını kaldırdı. Allah Celle Celaluhu ne buyurdu? Resulullah ne buyurdu? Dedi. Sahabeler Salebe'ye
"Kalk ya Salebe, Allah Resulü seni çağırıyor" dediler. Salebe'nin kalkacak gücü kalmamıştı. Eli ayağı tutmuyordu. Sahabeler Salebe'yi de omuzlarına aldılar ve onu omuzlarında taşıyarak şefkatli peygamberin önüne getirdiler. Salebe başını kaldıramıyordu. Allah Resulü Salebe'ye ve Allah'ın Cebrail aleyhisselam ile göndermiş olduğu ayetleri okudu. Salebe bunları duyunca, bunları işitince işte orada tevbe makamına geçti ve aşk makamına yükseldi. Salebe orada Allah diyerek can verdi. Salebe aşk tarihine ilk aşk şehidi olarak geçti. Salebe aşk tarihine ilk aşk şehidi olarak geçti. Yolcu bu diyardan göçme vakti bir şimdi. Ey yolcu bu diyardan göçme vakti bir şimdi. Eğer razın çoksa, eğer razın çoksa, ne mutlu sana, ne mutlu sana, ne mutlu sana. Ey yolcu, ne mutlu sana. Eğer razın yoksa, eğer razın yoksa, eyvahlar sana, eyvahlar sana.